Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde HTML Map tagından bahsedeceğiz. Bu ders ileri seviye bir HTML dersidir. Bu ders sayesinde biz artık haritalar çizebileceğiz ve bir resmin üzerinde link verilebileceğiz. Öncelikle ben Google'dan Türkiye bölgesel haritasını masaüstüme indirdim. Bakıyoruz. Ben bunu çalışma dizinim olan HTML çalışmalarıma giriyorum ve Images folder'ının içine kesip yapıştırıyorum. Ardından ben bunu HTML dokümanımda bir önceki dersimizde bahsettiğimiz gibi image tagını kullanarak çağırıyorum. Image search images harita.png. Alt attribütümüzden Türkiye bölge haritası deyip kaydediyorum. Ve tarayıcıma gelip yenile çekiyorum. Gördüğünüz gibi harita belgemizde görüntüleniyor fakat boyutu çok büyük. Biz bunun genişliğini style attribütü ile 600 piksele alalım. Çünkü haritamızın ekranda tamamını görünmesini istiyoruz. Şimdi haritamızın tamamını görebiliyoruz. Şimdi ben map attribütünün nasıl kullanıldığından bahsedeyim. Tagının, pardon. Map etiketi açılır ve içine kapanmayan bir area tagı açılır. Burada map açılıp kapanıyor gördüğünüz gibi. Area aynı image tagı gibi sadece açılıyor, kapatılmıyor. Ardından ben haritama bir isim belirtip bunu image'de use map attribütü ile çağırmalıyım. Neyime? Ben harita diyorum. Ardından image tagımıza use map attribütünü çağırıp başına demir yolu ekleyerek map'te kullandığımız neyimi buraya yapıştırıp kaydediyorum. Artık çizim yapabiliriz. Öncelikle area'daki bazı kullanmamız gereken attribütlerden bahsedeyim. Bunlardan biri sheep. Diğeri ise kurt. Sheep çizeceğimiz şeklin ne olduğunu, kurt ise koordinatları belirtmemizi sağlar. Sheep'e biz 3 farklı şey girebiliriz. Bunlardan biri rect, diğeri circle, diğeri ise poly. Öncelikle ben rect, yani dikdörtgen şekli nasıl çizeceğimizden bahsedelim. Rect kullanımı için shape gelip rect yazıyoruz ve koordinatları da x1, y1, x2, y2 olarak tanımlayıp kaydediyoruz. Nedir bu x1, y1? Öncelikle Photoshop programımızı başlatalım. Photoshop'ta haritalar dosyamızı açalım. Ve bunu 600 piksellik genişliğe sabitleyelim. Neden 600'lüğe genişliğe sabitledik? Doğru bir şekilde koordinatları alalım diye ve burada 600 piksel olarak sabitlediğimiz için. Öncelikle buradaki cetvelden bahsedeyim. Bu cetvel CTRL-R ile açılır, CTRL-R ile kapatılır. Eğer siz Photoshop programını kurduysanız varsayılan olarak kapalı gelecektir. Fakat üzülmeyin, CTRL-R ile bunu kolaylıkla geri açabilirsiniz. Ardından CTRL-T kısa yolunu kullanarak resmimizi yeniden boyutlandırma seçeneğine fonksiyonunu çalıştırabiliriz. Genişliğe gelip tıklıyoruz ve sağ tıklayıp önce pikselleri seçiyoruz. Gördüğünüz gibi imajımızın şimdiki genişliği 2089 piksel. Biz bunu 600 piksel olarak ayarlayalım. Ardından tekrar sağ tıklayarak bunu yüzdelik olarak alalım.
Bunun nedeni ise yüksekliğimize aynı yüzdeliği uygulayıp orantısal olarak bozulmadan imajımızın genişliğini 600 piksele sabitleyebilmek. Ardından görüntümüzü kırpalım. Ekranda genişlettikten sonra artık burada dikdörtgen şeklimizi çizmeye başlayabiliriz. Öncelikle bu harita üzerinde dikdörtgen şekliyle şurada haritamızın ismini ve özelliklerini belirten kısmı dikkat çekiyor. Herhangi bir araç seçerek ben artık yukarıdaki cetveldeki X ve Y koordinatlarını kullanarak haritamı oluşturabilirim. Bu aracımızı seçip yukarıdaki şu bölgede oluşan çizgiyi görüyorsunuz. X'i alıyorum. Değeri 448. Gelip X1'e yazıyorum. Ardından Y koordinatını aynı noktaya getirip 242 olduğunu fark edip tekrar 242'yi gelip buraya yazıyorum. Ardından ikinci koordinatımız olan sağ alt bitim noktasına geliyor ve X2 koordinatımızın 598 olduğunu görüyorum. Ardından yine Y2 koordinatımızın ise 296 olduğunu görüyor ve bunu kaydediyorum. Artık haritamızı çizdik. Fakat doğru çizimini yaptığımızdan emin olmamız için öncelikle ben araya cursor pointer fonksiyonunu CSS eklemeliyim. Bunun nedeni ise üzerine geldiğimizde çizimi net görebilmek. Hemen geliyor ve area tagına cursor pointer diyorum. Ardından display inline block. Bunlara CSS dersimizde bahsedeceğiz. Sayfamızı yenileyelim. CSS kodumuzun ön bellekte geldiğini kontrol edelim. Ctrl F5 yapıyoruz. Evet, artık geldi. Gördüğünüz gibi çizim yaptığımız noktada üzerine geldiğinizde kursörümüz yani faremizin şekli pointer şeklini almakta. Biz ayrıca area tagına href atribütü ile link verebiliriz. Ben buraya Google'ın linkini vereceğim. Artık haritamız üzerinde dikdörtgen olan bu alana geldiğimizde tıkladığımızda Google'a yönlendiğini göreceğiz. Harita çizimimiz olan Sheep Rect bu kadardı. Şimdi ise ben Circle yani çembersel bir çizimin nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Bunun için satırımızı çoğaltalım. Çembersel çizim için yapmamız gereken X1 koordinatını belirlemek, Y1 koordinatını belirlemek ve bir de çemberimizin, dairemizin yarı çapını belirlemek. Çember çizebilmemiz için buraya circle yazmamız gerekmekte. Öncelikle ben harita üzerinde çizmek istediğim X1 ve Y1 noktasını belirleyip buna piksel genişliğinden bir yarı çap belirleyeyim. Ben istiyorum ki tuz gölümüzün ortasında bir çember oluşturayım. Koordinatımız yaklaşık olarak biraz daha yakınlaştırıp net olarak görebiliriz. 235 diyelim. 235'e 146. 235 146. Yarıçap olarak ise 50 piksel girelim. Ve artık görüntüyü yeniden çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada bir adet biz circle shape oluşturduk. Aynı şekilde buraya da href atribütü girebiliriz. Artık dairesel çizimi anlattık. Sırada ise poli çizimimiz var. Poli çizimimiz biraz daha uğraştırıcı fakat daha net
bir çizim yapabilmemizi sağlıyor. Örnek veriyorum, haritada belirteceğimiz nokta ne bir daire ne bir dikdörtgen ise burada devreye poli giriyor. Bunun için satırımızı yeniden CTRL-D ile bir aşağıya kopyalayalım ve Shift'e poli yazalım. Bunun koordinatının çalışma mantığı ise x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 şeklinde nokta nokta diyerek devam edebiliriz. Ben basit bir çizim yapacağım. Çünkü Türkiye haritamız üzerinde bir bölgeyi seçmemiz çok uzun vakit alırdı ve bu da sizin videoyu izlerken sıkılmanıza neden olabilirdi. Ben bunun için haritam üzerinde rastgele bir yer seçmek istiyorum ve bu çizimi kolay olsun. İstiyorum ki Ege bölgesi ile Marmara bölgesi arasında kalan şu kısmı çizeyim. Yani hangi kısmı? Şöyle bir çizim alayım. Üçgenimsi bir şekil olsun. X1 koordina buradan başlayarak ben çizmek istiyorum. X1 koordinatımız 80'e 120. X 80, Y1 120. X2 koordinatımız ise 82'ye 92. X2 82, Y2 92. X3 alalım. 95'e 96. X3 kaçtı? 95'e, Y3 ise 96. X4, Y4'ü girme gereği duymuyorum. Zaten siz genel olarak mantığı anladınız. Kaydedip sayfayı yeniden çağıralım. Ve şeklimizin üzerine gelip bekleyelim. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz yer kısımdaki koordinatlarda belirtilen bir nokta oluşturduk. Ayrıca biz burada title attribute'ünü kullanarak üzerine geldiğimizde bu bölgeyi belirtebiliriz. Örnek veriyorum, ben rect ile haritanın özelliklerini anlatan bu dikdörtgensel alana geldiğimde harita özellikleri diyebilirim. Haritanın özellikleri. Buraya ise Tuz Gölü diyebilirim. Tuz Gölü. Buradaki noktamızı ise rastgele bir nokta diyoruz. Kaydedelim ve yeniden başlatalım. Gördüğünüz gibi artık üzerine geldiğimizde Tuz Gölü ve rastgele bir nokta şekillerini görüyoruz. Arkadaşlar, HTML map tagımız bu kadardı. Ben Enver Avcıoğlu. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.